Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomda bir dönüm araziye ayçiçeği ektiğimiz zaman kaç kilogram hasat yaparız onu anlatacağım. Özellikle son zamanlarda yağ fiyatları arttığından çiftçilerimizin öncelikle tercih edeceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ayçiçeği memleketimizde son zamanlarda üretimi artmış tek yıllık bir yağ bitkisidir. Bitkisel yağ üretimimizin %46'sı ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Sıvı yağ olarak kullanıldığı gibi margarinlerin yapılmasında da kullanılmaktadır. Oldukça faydalı olan bu bitkinin diğer bölgeleri de ziyan olmaz. Küspesi, hayvan yemi, sap ve tablaları ise yakacak olarak kullanıldığı gibi selüloz endüstrisinde de kullanılmaktadır. Külü %36 potasyum ihtiva eder ve gübre olarak da kullanılır. Tanesi de evlerimizde çayın yanında çerezdir bildiğiniz gibi. Suyun ulaşmadığı yani sulanamayan tarlalarda buğday, arpa, çavdardan sonra ayçiçeği ekilir. Bu bir döngü olarak devam edilir. Ayçiçeği ekilecek olan tarla soklu pulluk ile 20-25 santim sonbaharda sürülür. İlkbaharda ise 10-15 santim derinlikte işleyerek ve tırmık geçilerek dikime hazır hale getirilir. Bölgenin sıcaklık durumuna göre Mart ile Mayıs ortasına kadar ay çekirdekleri ekilir. Ekilirken şunlara dikkat edilmelidir. Birinci olarak her yıl ayçiçeği üreticileri mutlaka sertifikalı yeni tohumluk ekmelidirler. İkinci olarak tohumlukların temiz, çimlenme oranı ve çıkış gücü yüksek olmasına da önem vermeliler. Üçüncü olarak orabanş, veremotu görülen tarlalarda verim düşüklüğüne neden olmamak için bu parazite dayanıklı ayçiçeği tohumluğu tercih edilmeli veya imi grubu ayçiçeği ekerek kimyasal mücadele yapılmalıdır. Dördüncü olarak da ekilecek çeşit köse hastalığına karşı hassas ve ilaçsız ise mutlaka bu hastalığa karşı ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Dikim aralığı ise ara mesafe 70 ve sıra mesafesi 25 ila 35 santim arasında olmalıdır. Çeşit ve toprak koşullarına göre yüksek verim alabilmek için bir dekar alanda istenen yaklaşık bitki sayısı 4000-5500 arasında olabilir. Ekim derinliği ise 5-6 santimi geçmemelidir. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde gübreleme ve sulama periyotlarına dikkat edilmelidir. Ekimden 50-55 gün sonra tablo oluşumu devresi başlamaktadır. O bizim beğendiğimiz güzel sarı çiçekler 55 gün sonra bize gülümsemeye başlar. Tablo oluşumundan sonra yalancı çiçekler görülür ve sıra asıl çiçeğe gelir. Bu da 15 günlük bir süreçtir. Yetersiz sulama olduğunda ya da yeteri kadar yağmur almadığında verimde düşüş gerçekleşir. Ayçiçeği çiçeklenme döneminde tozlanma yani döllenme için çeşidin kendisine tozlamasının az veya çok olmasına bağlı olarak yüksek oranda bal arılarına ihtiyaç duyar. Yani bal arıları bal yapmak için bunlara konarken aynı zamanda ayçiçeklerinin verimini de arttırır. Yani ikisi doğada birbirlerini destekler, koordine bir şekilde iş yaparlar. Eğer ayçiçek tarlanızda kovanlar varsa döllenme yetersizliğinden ileri gelen boş tane oranını azaltır. Bal arılarının ayçiçeğinin döllenmesindeki payı %90'ın üzerindedir. Gelelim ayçiçeğinin verimine. Kuru koşullarda ayçiçeği dönüm başına 100-150 kilogram verirken sulu koşullarda ise 250 ila 400 kilogram arasındadır. Tane miktarına yakın kurutulmuş tabla 2-3 katı kadar da kuru sap ve kök elde edilir. Bir sonraki videomda da Allah'ın izniyle kaç kilogram çekirdekten ne kadar yağ çıkartılır onu anlatacağım. Merak ediyorsanız o videomu da mutlaka izleyiniz. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, bol bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun.